bir ricada bulunacağım. İyi bir kitap yayınlandı. Lozan üzerine marifet iltifata tabidir biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Çok müthiş bir kitap yayınladı. Boyut Yayın Evi. Şimdi arkadaşlarım onu ekranda sizle buluşturacak. Yaşayın ekranı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun çocuklar hepinize. Efendim ilk ve son Barış Lozan, bak ismi de müthiş, çok güzel. Boyut Yayın Evi. Çok güzel. Benim de makalem var onun için. 22-23 sayfalık makalem var. Çok sayıda yazarın emeği var orada, makalelerle buluşturdular. En önemli meselelerden birisi ne biliyor musun? Hani deniyor da ya efendim Lozan'ın gizli maddeleri var. Lozan işte 100. yılında bu yarış, barış kalkacak. Ya neyi hayret ediyorum biliyor musun İlyas Hocam? Gizli maddeleri var dedikleri barış. Yahu her barış antlaşması ülkelerin meclislerinde tartışılmıyor mu Allah'ın aşkına? Tartışılır. Gizli maddeler varsa peki nasıl gizlenmiş bunlar ya? Bu neye benzemiyorsun? Atatürk'ün gizli vasiyeti var denmesin. Yani şöyle aslında barış şey. Onun için bu kitap önemli, çok şöyle, meclis tutanaklarını gördüğünüz zaman orada tartışılan meseleye hiç gizli bir şey olmadığını göreceksiniz. Kardeşim gizli tutanaklar yayınlanıyor. Evet. Yayıncısına teşekkür edelim efendim. Ülkeyi buna büyük yatırım yaptıkları için ne olur ne olmaz sonu bilmiyorum. Meraklısına duyurulur. Teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz. Lozan neden tartışılıyor? Peki altyazıyı, sorunun cevabını Serkan'ın marifeti değil mi o? Gene bizim başımızı derde sokuyor. Şimdi bak, Lozan'dan gireceğiz. Lozan'la program bitecek. Bak bize ya Gökhan'ın ya Serkan'ın ikisinden birisi bak bunu yapıyor bu demek işi. Lozan'la mı konuşmamızı bak, istiyorlar sence? Evet efendim bak iki provokatörün ortak ama Lozan bugün şeyle bu. İlgili Montreux'le de ilgili. Montreux'le ilgili evet, Lozan. Yani oradan girin diyorlar bize. Şöyle bizim çocuklar çok zeki çocuklar, bir de ciddi bilgi birikimleri var. Onlar ne yaptıklarını biliyor. Evet Lozan neden tartışılıyor sorusunun yanıtı. Hemen şunu söyleyeyim. Bir Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tapusu. Cumhuriyet'in tapusu bir. Lozan niye tartışılıyor? Çünkü şunun için tartışılıyor. Bu tarafta Ankara, karşısında bütün düveli muazzama bu devletin kuruluşunun kabul ettirildiği. Lozan'ın yıl dönümünde İlyas Hoca ile biz çok uzun keyifli bu meseleyi konuşuruz inşallah. Evet. Ömrümüz varsa. İnşallah. Şimdilik onu orada bırakalım. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağolunuz. Tekrar söylüyorum. Boyut Yayın Evi'nin bir armağanı diyorum ben. Çünkü kolay değil. O kadar parayı yatırıp inanılmaz bir kitap bastı. Bugün...